Zehirli guatr Graves hastalarında ameliyat gerektiği zaman hastaların şöyle bir itirazı oluyor. Ben zaten tramazol veya propisil kullanıyorum. Bu ameliyatı olduktan sonra bu sefer ömür boyu tiroid hormonu kullanacağım. Yine ilaçtan kurtulamayacağım diye. Şimdi bu doğru bir düşünce değil. Hastalığın kendisi zaten bütün organlara hasar veren bir hastalık. Hastanın psikolojisinden kemiğine, karaciğerine kadar her şeyi bozan bir hastalık. Ayrıca bu ilaçlar da karaciğer ve kemik iliğine toksik olduğu için ömür boyu kullanılabilecek ilaçlar değil. Bazen hiç ilaç kullanmayıp göz bulgusu olan hastalara da ameliyat öneriyoruz. Şimdi hastalık sonuçta ortadan kalkmıyor. Graves ömür boyu devam ediyor. Biz ameliyatla tutulu organı çıkarttıktan sonra yani oradaki odağı çıkartmış oluyoruz. Kullanılacak tiroid hormonu normal dozunda verildiği zaman bir yan etkisi veya olumsuzluğu yok. Yani bu ilaçtan kurtulmak için işte başka bir ilaca bağımlı kalacağım, ameliyat olmayayım diye bir düşünce doğru bir düşünce değil. Graves hastalığında dediğim gibi tanısı, hangi tedavinin yapılması gerektiği çok özel, ihtisas ve deneyim gerektiren konular. Özellikle bu son yıllarda. O nedenle ameliyat gerektiren hani hastalar sadece işte ömür boyu tiroid hormonu mu kullanacağım diye ameliyatı ertelememeli. Çünkü bu ne bu hastalıkla yaşanır ne de bu antitiroid ilaçlarla yaşanır.